Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapalı sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A şıkkında gizli saklı anlamı verilmiş. Bakalım. Trafiğe kapalı alanda kullanılmıştır dedi. Pardon. Trafiğe kapalı alanda bakın yani burada trafiğe gizli bir alanda diyebilir miyim? Hayır. Dolayısıyla A'yı devamını okumaya gerek görmeden eledim. B. Ne demiş Orhan Veli? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Anlam olarak kapanmış olan açılmamış. Evet, gözlerimi kapatabilirim. Gözlerim kapalı olunca gözlerim kapanmış olur. Dolayısıyla cevabım ne oldu arkadaşlar? Bursa. C'yi kontrol ettim. Geçilmez durumda olan dedi. Cümle olarak ne diyor? Uğrayıp bir selam verelim dedik ama dükkan kapalıydı. Burada geçilmez durumda olan değil. Yollar kapalı deseydi geçilmez durumda olan anlamında olurdu. Denizli'ye baktım. İçe dönük yaratılışta olan diyor. Bu mevsimde böyle kapalı bir hava olur mu? Yani güneşli olmayan bir havayı kastetti. Dolayısıyla arkadaşlar burada da doğru anlam vermedi. Hadi bunu da eleyelim birlikte. Eledik gitti. Dolayısıyla cevabım kesin olarak Bursa şıkkıdır diyebilirim. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen şıkları inceleyelim. A. Sohbet havasında yazılmıştır. B. Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. C. Şaşkınlık dile getirilmiştir. D. Bir durumun koşulu açıklanmıştır. Bakalım. Kendini sevmek ne bencilliktir ne de kendini beğenmiştik. Son zamanlarda pek çok kişinin yavaş yavaş kendini sevmeyi bencil olmakla karıştırdığını görür oldu. Sohbet havasında mı yazıldı? Evet, sanki birisini karşısına almış onunla konuşuyor. A'yı eledim. Peki kendini sevmeyen iç dünyasında barış olmayan birinin mutlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Kişi kendini sevmez, beğenmezse kendisiyle barışık olmazsa dostluk elini başkalarına nasıl uzatır? Onları nasıl sever? Demek ki başka insanları sevmesinin koşulunu verdi mi? Verdi. O zaman D'yi eledim. Devam ediyorum. Dikkat edin. Kendinden memnun. Kendi içinde huzurlu kişiler etrafına en çok sevgi verebilen kişilerdir. Onun için insan işte önce kendisiyle barışık olarak başlamalıdır ki işe önce kendisiyle barışık olarak başlamalıdır ki bunu çevresine de aktarabilsin. Şimdi burada bir aşamalı durum görüyor muyum? Evet görüyorum. Önce şunu yapsın ki sonra şunu yapabilsin gibi ifadeler var. O yüzden B'yi de elerim. Cevabım C. Herhangi bir noktada şaşkınlıktan bahsetmiş mi? Şaşkınlıktan bahsedebilir miyim ya da ben? Hayır. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Ceyhan değerli arkadaşlar. Bu metinde altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şimdi bakalım. Son zamanlarda pek çok kişinin yavaş yavaş kendini sevmeyi bencil olmakla karıştırdığını görür olduk. Yani yanılıyor bir konuda demek istiyor. Bakalım. A. Günümüzde düşle gerçeği birbirinden ayırt edemeyen. Evet, düşle gerçeği birbiriyle karıştıran diyebilirim. İnsanların da olduğunu unutmayalım dedi. Şimdi cevabımın A olduğunu daha ilk bakıştan anlayabildim. Cevap A. Diğer şıkları da şöyle hızlıca okuyalım. B. Haset, kıskançlık gibi duygular tanımadığımdan onları gözlerime dayanarak anlatıyorum. C. Uzun zamandır unuttuğum bir şeydi. Eski bir teknenin içinde martıların çığlıklarını dinlemek. Burada da göremedim. D. Roman, öykü, oyun kişilerini gerçek yaşamdaki kişilerden daha iyi tanır, daha iyi anlarız dedi. Burada da açıkçası arkadaşlar göremedim. Cevabım Adana. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? A. Görünen köyün uzağı olmaz. B. Balta demirik ağaç olmaz. C. Çabuk parlayan çabuk söner. D. Taşıma su ile değirmen dönmez. Atasözleri derin anlamlı sözlerdir. Örneğin birine bu dünyada zarar görmeyen, başına felaket gelmeyen kimsenin olmadığını anlatmak istiyorsanız balta demirik ağaç olmaz. Olağan sayılmayacak kadar kısa bir zamanda olan bir gelişmenin sürekli olmayacağını vurgulayacaksanız
Çabuk parlayan, çabuk söner. Bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonucun çok geçmeden gerçekleşeceğini tarif ederken görünen suyun uzağı olmaz atasözü kullanılır dedi. Şimdi A, B, C'yi yerleştirdim. Sadece taşıma suyuyla değirmen dönmez açıkta kaldı. O zaman getirilemeyecek olan Denizli'dir. Bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde kullanılan söz sanatlarının göstergelerinden biri değildir? A. İnsana ait özelliklerin zamana verilmesi, kişileştirme. B. Gecelerin başka bir kavramla anlatılması, sanki benzetme diyebilirim. C. Mevsimlerin konuşturulması, konuşturma, intak. Ayrıca bunun yanında kişileştirme sanatı. D. Gündüz gece kavramlarını birlikte kullanılması, karşıtlık, zıtlık. Yani tezat söz sanatı. Bakalım, mevsimler toz pembe değil. Gündüzler gecedir. Bakın burada karşıtlık var. Dolayısıyla D'yi eledim. Geceler zindan. Güneşin, bakın geceler zindan derken geceleri zindana benzetti. B'yi elerim. Güneşin doğmasını beklemek boşuna. Boşuna artık medet ummak. Taş kalpli zamandan. Taş kalpli zaman derken arkadaşlar ne dedim ben? Burada kişileştirme var. Yani A şıkkındaki insana ait özelliklerin zamana verilmesi söz konusu. Bu soru için cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Yenilmiş değiliz. Binlerce şeyin işe yaramadığını artık biliyoruz. İşe yarayanı bulmaya her zamankinden daha yakınız. Bu cümlede cesaret, ümit, merak, heyecan duygularından hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar burada ne dedi bana? Yenilmiş değiliz. Hala umudumuz, ümidimiz var dedi. Dolayısıyla iki numaralı ümit kavramı duygusu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla sorumun cevabı Bursa değerli arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede kişisel bir düşünce ifade edilmiştir. Bakalım birinci cümleye. Birçok okurdan farklı olarak ben, bakın ben dediyse zaten öznellik olacaktır, kişisel düşünce olacaktır. Bu şairin şiirlerinin anlaşılmaz olduğu fikrine katılmıyorum dedi. Eledik bunu yani. Durmasın, eledik. Kişisel bir düşüncesini belli etti burada. A gitti. B'ye baktım. İkinci cümlede koşula bağlı bir durumdan söz edilmiştir. İkiyi okuyorum. Bir şairi anlayabilmek için onun yaşamını da bir parça bilmek gerekir. Şimdi burada koşul olsaydı bunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur şeklinde bana bir ifade vermesi lazımdı. Ama burada bir koşuldan bahsetmiyor. Şöyle dursun B şıkkına, yıldız koydum. C. Üçüncü cümlede bir önceki cümlenin gerekçesi verilmiştir. Şimdi 3'te dedi ki bu nedenle bugüne dek bu şairi anlamakta hiç zorlanmadım. Şimdi ikinci cümlenin gerekçesi olarak 3'ü vermiş bana. Neden? 2'de ne demişti? Bir şairi anlayabilmek için onun yaşamını da bir parça bilmek gerekir. Yani kendi şiirleri, şairleri anlamakta zorlanmamasının sebebi neymiş o zaman? Bir şairi anlayabilmek için onun yaşamını da bir parça bilmesi. Yani şairlerin yaşamını bir parça bilmesi. O zaman diyebilirim ki üçüncü cümlede bir önceki cümlenin gerekçesi verilmiştir. Eledim. Denizli'ye baktım. Dördüncü cümlede ön yargılı bir yaklaşım vardır. Dört. Bundan sonrakileri de zorlanmaksızın rahatça okuyacağımdan kuşkum yok. Şimdi burada kendinden çok emin bir şekilde konuştu ve ön yargılı bir yaklaşım sergiledi. Neden? Ön yargı sadece olumsuz şekilde olmaz, olumlu şekilde de olabilir. Burada bize ne diyor? Bundan sonrakileri de zorlanmaksızın rahatça okuyacağımdan kuşkum yok. Nasıl buna emin olabilirsin? Ön yargılı olursan emin olabilirsin. O zaman D şıkkında verilen yargı da doğru ama sadece B şıkkında verilen ifade söylenemez dedim. Bu soru için cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Satranç turnuvasına katılacak olan Aysun, Banu, Cüneyt ve Doğan'ın 2 hafta boyunca kaç saat antrenman yaptıkları belirlenmiş ve her birinin antrenman süresi grafik üzerine gösterilmiştir.
Kişilerin antrenman sürelerine ilişkin bilinenler şunlar. Kırmızı birinci hafta, sarı ikinci hafta olarak gösterilmiş. Dört tane şıkkımız var zaten. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi sözü edilen kişilerden herhangi birine ait değildir? Önemli. Aysun, Banu, Cüneyt ve Doğan dedi. Şimdi Doğan'a bakalım önce. Sondan başlayalım. Bir farklılık olsun. Her iki haftada da hafta sonları yani cumartesi, pazar hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Hemen bakalım. Hafta sonunda bakın A şıkkında daha fazla çalışmış, bu olamaz. B'de daha fazla çalışmış, bu olamaz. Bakıyorum. Diğer günlere nazaran kırmızıda yani birinci haftada C şıkkında daha fazla yani en şöyle diyelim daha az çalışmamış. Dolayısıyla C olamaz. Yani A, B, C'yi eledim. D'ye bakıyorum. En az çalıştığı günler bakın kırmızıda pazar, sarıda cumartesi. Bu belki Doğan olabilir. Denizli gitti. Güney'de bakalım. Birinci hafta antrenman saatleri gün geçtikçe azalırken o zaman kırmızılar yüksekte başlayıp aşağıya gidecek, azalacak. A şıkkında kırmızılara bakarsam öyle. İkinci haftada antrenman saatleri de gün geçtikçe artmış. Bakın şöyle. Birinci haftayı şu şekilde gösterdim. İkinci haftada düşük başladı. Yüksek gösterildi. O zaman A'da Cüneyt oldu. Banu'ya geldim. İkinci haftanın her günü birinci haftanın aynı gününden daha az antrenman yapmıştır. Hemen kontrol edelim. Pazartesi kırmızı yüksek, sarı düşük, doğru. Salı aynı şekilde doğru. Çarşamba aynı şekilde doğru. Perşembe eşit. Eşit olamaz. O zaman bu Banu değil. Ben Cüneyd'i ve Doğan'ı buldum. Geldim Aysun'a. En fazla ve en az antrenman yaptığı günler her iki haftada da aynıdır. Kırmızıda en fazla antrenman yaptığı gün bakıyorum. Birinci hafta. B şıkkında. Geldim. İkinci haftada en fazla antrenman yaptığı gün pazar günü. Sonra kırmızıda en az antrenman yaptığı gün pazar günü. Sarıda en az antrenman yaptığı gün şöyle bir baktığımda hangi gün? Salı günü değerli arkadaşlar. Bana ne demişti? En fazla ve en az antrenman yaptığı günler her iki haftada da aynıdır. Şimdi bir de C'yi kontrol etmeye çalışalım. B'de çok bir sonuca ulaşamadık diyebilirim. Şimdi kırmızıda en fazla antrenman yaptığı salı günü. Sarıda en fazla antrenman yaptığı salı günü. Yani en fazla antrenman yaptıkları aynı C şıkkı. Geldim. Turuncuya veya sarı diyebiliriz. Sarıda yani ikinci haftada en az antrenman cumartesi günü. Kırmızıda en az antrenman yine cumartesi günü. Demek ki birinci ve ikinci haftada en az yapılan antrenmanlar C şıkkında aynı. O zaman Aysun ne olabilir arkadaşlar? C şıkkı olabilir. O zaman C'yi de ben ne yaparım? Elerim. Geriye hangisi kaldı? Tabii ki Bursa şıkkı kaldı. Sözü edilen kişilerden herhangi birine ait olmayan şıkkım, grafiğim Bursa şıkkıdır. Bu soru için cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Kadir, Lara, Mine, Necati ve Ozan adlı öğrenciler, yani toplamda 5 öğrenci, gitar ve keman kurslarına kayıt yaptırmıştır. Gitar, keman. Şöyle yaptım. Tablom oluştu. Bu kişilerin kayıt yaptırdıkları kurslarla ilgili şunlar bilinmektedir. Her bir öğrenci
sadece bir kursa katılmıştır. Gitar kursuna 3 kişi katılmış. O zaman gitara 3 tane yara çalalım. Geriye ne kaldı? 2 kişi kaldı. 2 kişi de keman kursuna kalsın. Mine ve Necati aynı kursa kayıt yaptırmıştır. Şimdi şöyle olabilir. Bir ihtimal Mine Necati buraya gelir ya da diğer ihtimal Mine Necati buraya gelir. Lara ve Ozan'ın kayıt yaptırdığı kurslar farklıdır. O zaman iki ihtimal daha ortaya çıktı. Lara gitardaysa Ozan nerede olacak arkadaşlar? Kemanda olacak. Ya da Ozan gitardaysa Lara ne olacak arkadaşlar? Kemanda olacak. O zaman Mine ve Necati nereye gelemez? Birlikte gelecekleri için keman kursuna. Buradan bunları eliyorum. Ben kesin olarak Mine'nin ve Necati'nin gitar kursuna geldiğini bulmuş oldum mu? Evet. Bir de keman kursunda bir tane boş yer açtım mı? Açtım. Şimdi Lara için bir ihtimal oluştu. Mine'nin nerede olduğunu kesin biliyorum. Eledim. Necati için bir ihtimal oluştu. Eledim. Ozan için bir ihtimal oluştu. Pardon, Necati için kesin biliyorum nerede olduğunu. Ozan için bir ihtimal oluştu. Ozan'ı sildim. Geriye Kadir kaldı. Kadir'in gidebileceği bir tane boş yer var. O zaman Kadir nereye gider? Keman kursuna gider. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle keman kursuna gitmiştir diye sordu bize. Hangisi gitmiştir kesinlikle? Kadir. Buraya K harfi ile göstermiştim. Cevap C. Şimdi Ozan veya Lara da gidebilir. Ama bu bir ihtimal. Kesinlikle dediği için bunlar kesinlikle gitmiştir diyemem. Bu soru için cevabımız Ceyhan şıkkı. Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur dediği. Hemen bakıyorum. A. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. B. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bakın 3 Nisan 1930 derken direkt bunu gördüm. B gitti. Özel adları getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nde derken bunun örneğini gördüm. C'ye gitti. D'ye baktım. Rakamlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ses uyumuna uğrar. Bakın burada yine 1930'da derken bunun örneğini, 1934'te derken bunun örneğini gördüm. Eledim. Demek ki cevabım A. Şöyle bir okuyalım. Demokratik prensip, millet fertleri arasında erkek ve kadın vatandaşları eşit şartlara göre tanımaya mecburdu. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde bu haklar kanunlaşmış ve tarihi seyrini tamamlamıştır. 3 Nisan 1930'da Belediye Kanunu, 5 Aralık 1934'te de Milletvekili Seçimi Kanunu'yla seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına tanınmıştır dedi. Burada ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılarla alakalı herhangi bir kullanım yok. Bu kuralı göremedik. Dolayısıyla cevabımız Adana diyebiliriz. Bu metinde virgülün işlevlerinden hangisinin örneği yok diye bize sordu kabataslak olarak. A. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur. B. Arda arda sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için konur. C. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Tırnak içinde olmayana alıntı cümlelerinden sonra konur dedi. Bakalım. Elindeki ufacık virgül yok edecek kadar küçük. Bakın burada yok edecek kadar küçük bir ara söz. Dolayısıyla C şıkkını eledim. Bunun bir örneği var. Virgülü bu yüzden kullanmış. Paketin ne olduğunu açıklamaya başladı. Bence yabani adamdan bizi ayıran biraz da budur. Bu pakettekidir. Burada böyle bir dursun. Eskiden dünyaya medeniyet getiren Mısırlılar, Yunanlılar, bakın ard arda burada eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını sıraladı. Yani ne yaptı? A'daki kuralı uyguladı. Eledim. Bunun yerine bir takım otlar ve topraklar kullanılırdı. Peki bu nedir? İşte söylüyorum. Sabun. Geriye Bursa ve Denizli kaldı. İki tane
şık arasında kaldım. Şuraya tekrar bakalım. Bence yabani adamdan bizi ayıran biraz da budur. Bir tane cümle. Bu pakettekidir. İkinci cümle. Yani art arda sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için kullandı burada. Yani B şıkkındaki kuralı uyguladı. Sıralı cümle yaptı. Ya da diğer ismiyle birden çok yüklemli cümle oluşturdu. Fakat tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur kuralına uygun herhangi bir kullanım gördün mü? Göremedim. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Denizli şıkkı sevgili arkadaşlar. Yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız. Bu metinde geçen fiilimsiler aşağıdaki bulmacada soldan sağa sırasıyla yerleştirilecektir. Buna göre bulmacada işaretlenen sütunda aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Boza hem tatlı hem de ekşimsi bir tada sahiptir. Bozanın ana maddesi yapıldığı dedi burada. Dık dik. Sıfat fiil. O zaman yazalım. İlk fiilimsi buldum. Yapıldı. Yere göre çeşitlense de en çok darı ile yapılır. Sonbaharın soğuk günleriyle içilmeye başlanıp, şimdi içilmeye isim fiil mi? Evet. Yazdım. Devam ediyorum. Başlanıp nedir burada arkadaşlar? Zarf fiil. Başlanıp küçük harfle başladım ama şöyle büyüttüm. Başla nıf dedim. Devam ediyorum. İlkbaharın son serin günlerine kadar tüketilen, buraya ne dedim? Tüketilen. Ben getirdim. Fatih. Bozanın üzerine tarçın serpilir. Yanında çifte kavrulmuş leblebi yenir. Kavrulmuş nedir? Kavrulmuş. Biraz düşünün bakalım. An asınız ardik edikmiş. Mışmış. Muşmuş olabilirdi. Bu da bir sıfat fiil. Şimdi baktım işaretlenen yere. Ile, le, e, re. Ile, c'ye bakalım. Ile, le, e, re. O zaman cevabım C şıkkı. Harfler bu şekilde sıralanmıştır. Evet, şimdi 12. sorunun cevabını o zaman Ceyhan diyebiliriz. Orta Asya'nın en eski kentlerinden biridir. Semerkant. Evet, aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır? Şöyle, Orta Asya'nın en eski kentlerinden biridir. Yüklem, Semerkant, Özne diyeceğim. Hangisi aynı öge dizilişine sahiptir dedi. Yüklem, Özne olacak. Bakıyorum Denizli'ye. Görünenin ardındakini görebilendir. Yüklem. Görünenin ardındakini görebilen kimdir? Yazar, Özne. Dolayısıyla cevabım Denizli şıkkı oldu. Nasıl bir gündü diyoruz mesela C'de. Güneşin şehre derin nefes aldırdığı bir gündü. Mesela B'ye baktığımda hasat bittiğinde büyük bir mutluluk yaşadı çiftçiler. Ne zaman yaşadılar? Hasat bittiğinde zarf tamlayıcısı var. A'ya baktım. Derginlik sayısında doğa yürüyüşleri ele alınmış. Burada nesne var. İşte yer tamlayıcısı var. Hiçbiri uymuyor. Sadece Denizli uyuyor. Yukarıdaki örnek cümlenin öge dizilişine. Dolayısıyla cevabım Denizli değerli arkadaşlar. Yüklemi fiil olan cümlelerde yükleme en yakın öge vurgulanmak istenen ögedir. Ama yüklem sondaysa, yüklem sonda değilse, mesela ortadaysa ne olacaktı? Yine yüklemden bir önceki. Ama yüklem baştaysa yüklemin kendisi vurgulanırdı. Devam edelim. Buna göre
Hiç hata yapmamış adam yeni bir şey denememiştir derken denememiştir yüklem. Denemeyen kim? Hiç hata yapmayan adam özne. Ne denememiştir? Yeni bir şey nesne. Hem de nasıl nesne? Belirtisiz nesne. Çünkü yüklem bulduktan sonra özneyi bulurdum. Özneyi bulduktan sonra sorulan ne sorusu da bana belirtisiz nesneyi buldururdu. Bu soru için cevabımız Adana şıkkı sevgili arkadaşlar. Bir duyguyu, bir düşünceyi, işi, oluşu ya da durumu bildiren ögeye yüklem. Yüklemdeki yargıyı gerçekleştiren veya üstlenen ögeye özne denir. Bu iki öge cümlenin temel ögeleri olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Şöyle genel olarak bir baktığımda Bursa gözüme çarptı. Bir tutkudur Mustafa Kemal, nice sevdalara değişilmeyen. Şimdi ben şöyle dedim. Mustafa Kemal nedir burada? Öznedir, değil mi arkadaşlar? Önce yüklem bulacağız ama biraz dağınık olduğu için bu şekilde yazdım. Hadi yüklem yazalım önce. Bir tutkudur. Hatta şöyle, nice sevdalara değişilmeyen bir tutkudur. Yüklem. Nice sevdalara değişilmeyen bir tutku olan kim? Mustafa Kemal Özne. Gördüğüm gibi tamlamalar bazen arasına sözcük girebiliyor şiirlerde. Buna dikkat etmek lazım. Tamlama olup olmadığını iyice tespit ettikten sonra çözmeye başlamak en iyisi arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yine B şıkkı diyebilirim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sorulardan hangisi getirilebilir? A. Peki bizim ağaç tanımımız evrensel ve nesnel midir? B. O halde ağaç tanımı için nesnellikten söz edilebilir mi? C. Yaptığımız her tanım herkes için aynı anlamı ifade eder mi? D. İnsanların aynı tanımlarda hemfikir olması mümkün mü? Bakalım hangi soru boş bırakılan yere getirilebilir değerli arkadaşlar. Bu öğrenme modelinde öğrencilerin anlamlı öğrenme, keşfederek öğrenme, düşünceyi öğrenme, problem çözme gibi uygulamaları kullanmaları önemlidir. Örneğin ağaç kavramının tanımına odaklanırsak yaşadığımız çevrede portakal veren, zeytin veren bitkileri hep ağaç olarak tanırız. Nokta nokta nokta. Elbette bu tanımın evrenselliğinden ve nesnelliğinden söz etmek doğru olmayacaktır. Ha, evrensellik ve nesnellikten bahsettim. O zaman bundan önceki boş yere peki bizim ağaç tanımımız evrensel ve nesnel midir yerleştirilebilir. Cevabı buldum. Devam edelim. Kontrol etmeye devam ediyoruz aynı zamanda. Yağmur ormanlarında yaşayan bir bireye zeytin ve portakal ağaçlarını gösterdiğimizde o da bizim gibi bu bitkileri ağaç olarak tanımlayabilecek midir? Hayır. Çünkü ağaç olarak tanımladığı bitkiler 20-30 metre yüksekliğinde çok büyük farklı niteliklere sahiptir. O zaman ne deriz? Bu sorunun cevabı Adana şıkkıdır değerli arkadaşlar. Sihirli piramit dedi bize. Buna göre yukarıdaki verilen tüm rakamlar birer kez kullanılarak piramidin tepesinden en alt basamaktaki hangi sayıya inildiğinde oyun doğru oynanmış olur diye bana sordu. Şimdi bakalım. Amaç en üstteki sayıdan yani piramidin tepesinden sayıları birer defa kullanarak en alttaki sayıya yani piramidin en alt katına ulaşmaktır. Piramidin altına ulaşıldığında basamak miktarı kadar sayının tekrar edilmeden kullanılması gerekmektedir. İlerleme yalnızca alt kattaki komşu sayıya doğru gerçekleşir. Yani temas edilen. Buna göre yukarıda verilen tüm rakamlar birer kez kullanılarak piramidin tepesinden en alt basamaktaki hangi sayıya inildiğinde oyun doğru oynanmış olur. Şimdi birer defa kullanacağım. En üstten başlayarak en alta ineceğim.
Bir de dedi ki piramidin altına ulaşıldığında basamak miktarı kadar sayının tekrar edilmeden kullanılması gerekir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 katlı en altta da 5 basamak var. Yani 5 sayı yan yana. O zaman 5 tane sayıyı ben kullanacağım mutlaka. İlerleme yalnızca alt kattaki komşu sayıya doğru gerçekleşir dedim. Şimdi 3'ten 2'ye indim diyelim. İkiden 4'e inebilir miyim? Hayır. Neden inemem arkadaşlar? Çünkü 4'e inersem ilk başta başladığım 3'ü kullanmam ama 4'ten sonra 2'yi veya yine 4'ü kullanmam lazım. O zaman ben ilk başta 3'ten 2'ye değil 3'ten 1'e gittim. 3'ten 1'e gittikten sonra yine 4'e gidebilir miyim? Gidemem. 4'e gittikten sonra ne yapmam gerekecek çünkü? Bir deneyelim. 1'den sonra 4'e gittiğimi varsaydım. 4'ten sonra 2'ye gittiğimi varsaydım. 2'den sonra 5'e gittiğimi varsaydım. Şimdi cevap C olabilir mi? Olabilir. Bir de geldim. 1'den 5'e gideyim. 3'e geldim. Yani 3'te başladım. Şöyle yaptım. 1'e gittim. 1'den 5'e gittim. 5'ten 1'e gidemem. 5'ten 4'e gittim. 4'ten 5'e gidemem. 3'e gittim. Şimdi birinci yolda ve ikinci yoldaki durumlara bakalım arkadaşlar. Birinci yolda 3, 1, 4, 2 ve 5 kullanıldı. Toplamda 2, 5 tane rakam kullanıldı. İkinci geldiğim yolda 3, 1, 5, 4 ve 3 kullanıldı. Şimdi bakıyorum. Buna göre yukarıda verilen tüm rakamlar birer kez kullanıldığında piramidin tepesinden en alt basamaktaki hangi sayıya inildiğinde oyun doğru oynanır diyor. Oyunu tekrar kontrol edeceğim. Piramidin altına ulaşıldığında basamak miktarı kadar sayının tekrar edilmeden kullanılması gerekmektedir dedi. Evet, ikisinde de kullanmış oluyor muyum? Şöyle bakalım. Ben 3'e gelirsem 3, 1, 5, 4, 3 şeklinde yaparsam biz burada hatalı yapmışız. 3'ü 2 kere kullanırım. Eledim. 3, 1, 4, 2, 5 yaparsam 3'ten 1'e, 1'den 4'e, 4'ten 2'ye, 2'den 5'e gelirim. Tekrar etmeden 5 tane rakam kullanmış olurum. Tekrar şöyle bakabilir miyim diye düşündüm. 3'ten 2'ye geldim, 2'den 1'e geldim, 1'den yine 3'e gelmem lazım. Bu da olmaz. O zaman bu sorunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Ben mutlaka 5 numaralı sayıya inmeliyim. Cevabımız C şıkkıdır diyelim değerli arkadaşlar. Bu infografikte Fakir Baykurt ile ilgili dedi. Çıkarımlarından hangileri yapılamaz? 1. Kimi eserlerinin hayatından izler taşıdığı. 2. Farklı türlerde eserler verdiği. 3. Alanında yetkin olduğu dedi. Bakalım. Okey okey gidelim arkadaşlar. Şimdi demiş ki 1979 Tiyatro 79 dergisi tarafından yılın oyunu ödülü aldı Sakarca. Tamam. 1974'te Sait Faik hikaye armağanını almış can parası. Usta sanatçı derken alanında yetkin olduğu söylenir zaten. Üç olanlar gider. Usta sanatçı Fesleğen Kokulum adlı şiirle başlayan edebiyat yaşamını mükemmel çalışmalarıyla aldığı çeşitli ödüllerle taçlandırdı. Şimdi bakın şunu da çıkartabiliyorum. Hikaye armağanını kazandıysa hikaye türünde eser yazıyor. Oyun armağanı, oyun ödülü kazandıysa tiyatro oyunu alanında özel yazıyor. O zaman farklı türlerde de eserler vermiş. Bursa'da gitti. Buraya geldim. Yunus Nadi Roman Ödülü, Yılanların Öcü
almış. Yani Yılanların Öcü adlı eseri Yunus Nadi ödülünü almış. 1966'ya geldim. Kartaca Film Şenliği'nde en iyi film ödülünü yine Yılanların Öcü'nü almış dedim. Şimdi bir de olduğu gibi kimi eserlerinin hayatından izler taşıdığı söylenebilir mi? Hayır. Bununla alakalı herhangi bir şey söylemedi. Dolayısıyla cevabımız bu sorumuz için Adana diyelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada söze edilen verimliliği sabote etmiş bir ruh halinin göstergesidir dedi. Bakalım. Büyük sanatçılar başarılı olmanın, kibrine kapılmanın kendilerine vereceği zararın farkında oldukları için mütevazılığı hiçbir zaman elden bırakmazlar. Çünkü onlar bilir ki başarı sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmeleri verimliliklerini sabote eden bir ruh haline dönüşecektir. Yani kibirli olmayın dedi. A. Bir ses sanatçısının Batı müziği tınılarını Türk müziğinin içinde erittiğini söylemesi dedi. Şimdi burada kibirden bahsedemedim, eledim. B. Kibir daha çok böyle kendini beğenmişlik gibi algılanabilir. B. Bir romancının en sevdiği eseri olarak otobiyografisini göstermesi. Bir tercihten bahsetti, eledim. C. Bir ressamın doğanın renklerini aslında uzaklaştırarak çizmesi. Bu da kişisel bir tercih mi? Evet. Dolayısıyla bunu da eledim. Denizli'ye baktım. Bir şairin son şiirini o güne kadar yazılmış en güzel şiir olduğunu düşünmesi. Bu nedir? Kendini beğenmişliktir ve kibirli bir ruh halidir. Verimliliği sabote edilmiş bir ruh halinin göstergesi diyebilirim. Bu soru için cevabım Denizli sevgili gençler. Şimdi bakalım. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir diye bize söyledi. Bütün dizelerde eşit sayıda hece kullanılmıştır. Hemen heceleri sayalım. Sesli harfleri sayarsanız heceleri saymış olursunuz. A şıkkına baktım. Birinci dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8. İkinci dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. Üçüncü dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. Son dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. B'ye baktım. Birinci dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diğerlerine bakıyorum. İkinci dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu da 14. Üçüncü dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu da 14. Uydu. Diğerine baktım. Yani son dizesi 5 şıkkının. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu da nedir arkadaşlar? Eşittir. Bu neydi? C'ye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedim. Birinci dize için. İkinci dizeye baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. Yani bu komple 8'liğe benziyor. Üçüncü dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. Son dizeye baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8'li hece ölçüsünde yazılmış. Son şıkkıma geldim. Sayıyorum heceleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoppa yazdım. İkinci dizesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da 9. Üçüncü dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da 9. Son dizesi Denizli'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da 9 heceli çıktı sevgili arkadaşlar. Hecelerle yani ilk öncülle ben hiçbirini ayırt edemedim. Bana boşu boşuna bütün heceleri saydı ve zamanımı çaldı diyebilirim.
Yani bir sınavda olduğumu düşünürsen. İkinci öncü, insan dışındaki bir varlığa insana ait bir özellik yüklenmiştir. Ay'a baktım. Ömer'im der, ben de geldim. Tazelendi eski derdim. Sen bir kuzu, ben bir kurdum. Seni benden sakınırım. Yani burada görebildiğimiz arkadaşlar, işleştirme göremedim gitti. Ve içimiz sevgi dolu neşeler saçacağız. Beyaz güvercin olup göklerde uçacağız. Dünyaya insanlığa barış dağıtacağız. Bugün küçüğüz ama yarın büyüyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ne var? Herhangi bir kişileştirme yok. Ne var bilmiyorum ama kişileştirmenin olmadığına eminim. Geldim C'ye. Selam sevgi seferine, başla gönül seferine, karanlığın üzerine, yüreğinle yürü dostum. Burada da kişileştirme görebildim mi? Göremedim. Gitti. Geldim Denizli'ye. Gün çekildi pencerelerden, bir hüzün yansıyor evlerden, ses gelmez oldu caddelerden, umut gelecek haber senden. Şimdi burada günün çekilmesi arkadaşlar, caddeden ses gelmesi, yani sanki burada cadde konuşan bir şeymiş gibi ifade edilmiş. Hep kişileştirmedir. Heceler dokuzluydu, eşitti hece sayıları. Ve tüm dizelerin sonuna baktığımda den 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 şeklinde ayrılma hal ekini görüyorum. Ses benzerliği var mı? Var. O zaman bu soru için cevabımız Denizli şıkkımız.